Sinefil kafasından herkese merhaba. Bugün Tayfun Pirselimoğlu'nun Yol Kenarı filmini konuşacağız. Evet, İstanbul Film Festivali'nde izlemiştik. Evet, yarışma filmiydi zaten ve hatta en iyi yönetmen ödülü. En iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu ödülleri yayıldı. Bu ödüllü filmi konuşacağız ama öncesinde görüntüler. Bir görüntüler. Tayfun Pirselimoğlu en son oluyor 4 yıl falan Ben O Değilim'i izlemiştik. Ben çok beğenmiştim Ben O Değilim'i. Evet, Ercan Kesal'ın olduğu evet. Paradoks filmi. Bunda da Ercan Kesal var yine de. Evet. Başrol değil bu sefer. Ama zaten bu filmde temel olarak başrol de aslında o kadar yok. Roller biraz eşit dağılmış gibi geliyor bana. Yine Tansu Biçer'in tabii daha fazla da ekran süresi herhalde. Yani o kadar, o kadar da değil bence ama neyse. O kadar ki erkek oyuncuyu o alıyor. Ya verdiler ama. Ya çünkü o da şey yüzünden yani hikaye içinde direkt ön plana çıkan rolü temsil ettiği için onu birazcık öne çıkardılar bence. Tayfun Pirselimoğlu, Türk sineması içinde çok underrated bulduğum bir isim. Evet, zaten çok bağımsız bir yönetmen mesela aslında. Mesela konuşurlar hep, hani konuşuyoruz, Türk sineması deyince Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkoç, Rea Erdem, Yeşim Uslu bunları sayarsın da Tayfun Pirselimoğlu hep böyle bir az izlenmiştir, az bilinir, az kişi över. Pirselimoğlu sinemasında gerçekten her filminde sinematik olarak da bence üstüne koyan bir şeyler yapıyor. Burada siyah beyaz bir yapı olmasının da etkisiyle bana çok şey geldi. Hani kısmen bazen böyle bazı sahneler Berat Arı filmi izliyor gibiydi yani. Bir de filmin yapısı böyle inanılmaz karamsar bir film ortaya çıkartılmış. Evet. Zaten film direkt Deccal'ın gelişi üzerine bir karamsar tablo, dünyanın sonunun gelmesi üzerine karamsar bir tablo çıkarmışlar. Ama dünyanın sonunu işlemiyor. Dünyanın sonundan önceki insanların normal ruh hallerini yansıtıyor film. İki şeyi benzetebilirim. Birincisi, genelde bunu artık çoğu yabancı Amerikan bağımsızlarına da benzetebiliyorum. Pasolini'nin Teorem filmi. Hı hı. En son şey üzerinden konuşulmuştu. Lanthimos'un Killing of a Sacred diyerek. Hani bir yabancı gelir, bir aile ona olan etkileri. Bunda gerçi Rea Erdem'in Kosmos'u da bu bir yabancı bağlamında değerlendirilecek bir şey. Fakat Tansu Biçer'i konumlandırmış. Onun haricinde yine Andreas Sinanos'un muazzam görüntüleri diyeyim. Siyah beyazda eşliğinde bir yapı işliyor. Fakat bence temel problemi bu hep böyledir. Pirselimoğlu sineması çok ağır işler. Hani sanat filmi artık eskiden Nuri Bilge'ye derlerdi. Hani uzun uzun bakışmalar falan da Nuri Bilge sineması dönüşüm geçirdi. Artık öyle bir sinema değil. Evet. Pirselimoğlu sanat filmi dedikleri şey aslında Pirselimoğlu onu devam ettiriyor. Saçta da böyleydi, bunda da böyle. Çok uzun geliyor hissiyatı. Daha uzun planları seviyor çünkü sinemayı biraz böyle gören bir yönetmen. Hatta öyle bir soru gelmişti soru cevap kısmında. Neden filmler hep tek plandan çekiliyor? Ben sinemayı böyle görüyorum diyor. Yani farklı açılardan anlatmak yerine sade anlatımları tercih eden bir yönetmen. Zaten bu filmde de gördüğümüz üzere farklı karakterlerin aile ilişkilerini falan görüyoruz filmde. Toplumsal paranoya hissini içimizde şu an bulunduğumuz politik atmosferle de beraber bence güzel yansıtmış. Hı hı. Güzel görüntülerle, Berat Arı tarzı bir sinema diyeyim, felsefik anlatısıyla güzel işliyor. Sadece kurgusal açıdan film akmıyor bana göre. Hani Ben O Değilim aslında bence... Ben O Değilim'e de bu eleştirileri yapanlar olmuştu da Ben O Değilim bence daha ilginçti. Hani bir bakıma şey mi diyorlar onlar, ikisi Doppelganger mı? Hani Enemy ve Double filminde işlenen. Hmm. O açıdan bir ilgi çekiciliği vardı ama bu Yol Kenarı'nda o kadar... Yani atmosfer başarısı, yönetmen başarısı üst düzey bence. Hikaye bir de şey, film şöyle, durum hikayesi anlatmıyor. Daha çok bir olay hikayesine odaklanıyor. Olay hikayelerinde de genelde çok geniş bir kapsam olduğu için daraltılması gerekiyor. Bu film birazcık o konuyu daraltamamış gibi geldi bana. Yani genel olarak insan psikolojisini işlerken belli şeylere takılıp kalmış. Bu yüzden de tekrar hissi uyandırıyor. Evet. Sürekli sahneler tekrarlıyormuş, monoton hayatı yansıtmak istiyormuş gibi geliyor. Ama gerçi Tayfun Pirselimoğlu'nun filmlerinde genelde bu görünüyor. Sürekli bir monotonluk işleniyor yani. Saçta da bu derece yoğun vardı. Ben O Değilim'de de vardı aslında. Ama orada farklı bir bakış açısı getirmişti. İşte Ben O Değilim bir nebze akıcı geliyor. Ben de saçta bu eleştirileri çok yapmışlardı. Hani zamanında Antalya'da mı gösterildiğinde saçı eleştiren, nefret eden bayağı bir kitle vardı hani. Hı hı. Bu filmde onlar için o etkiyi yapabilir belki. Bir de Yol Kenarı inanılmaz karamsar bir film olduğu için bir çıkışsızlık hissediyorsunuz filmi izlerken. Çok daralanlar oldu. Filmin süresi de kısa değil. 2 saat aslında. 1 saat yani sinema için normal bir süre ama yani izlerken zorlayıcı bir serüvene dönüştürüyor bu 2 saat. Çünkü film yani ritmik bir film değil. Temposu ağır bir film. Ya ben mesela şimdi şey gelecek, Ahlat Ağacı. 190 dakika,
bu kadar darlayacağını düşünmüyorum. Ya ben de düşünmüyorum çünkü Nuri Bilge Ceylan biraz hareketli kamerayı, daha böyle Tarkovski gibi kullanıyor kamerayı. Birazcık daha sabit kameralar, kamera açıları kullanıyor, kadrajlar kullanıyor Tayfun Pirselimoğlu. Bunun dışında filme şöyle de bakmak lazım. Film biraz erkek filmi gibi. Kadın karakterler çok fazla kullanılmıyor filmde. Bir karakter var bu Tansu Biçer'in. Tutkunu haricinde, evet, bunun haricinde ben de hatırlamıyorum pek şu an. Genelde bir erkeklerden oluşan bir dünya yaratmışlar. Bunu birazcık şey gibi, ataerkil toplum sisteminin yansıması olarak da görebiliriz. Kadın daha çok saklanıyor ve daha çok arzu nesnesi olarak kullanılmış bu hikayede. Bazı ilgi çekici sahneleri daha fazla artırsa bence daha şey olabilir. Mesela filmde bir sahne var, bu teorem benzerini de oradan yapmıştım. Hani karakteri Mesih gibi görmeye başladıklarından sonra mesela bir kadın geliyor şeyden, çocuğunu getiriyor, ne olur diyor, hasta iyileştirin diyor, işte alnına dokunuyor, yere düşüyor falan. O tarz sahneleri daha fazla barındırırsa film çok sınırlı yani filmin içinde. Evet, o sahne bana birazcık, sen güleceksin ama Kemal Sunal'ın filmlerini de hatırlattı bana. Hani böyle sürekli bir şey ilan edilen bir adam, işte Mesih ilan edilen adamlar sürekli işte sahte bir peygamberliğe soyunuyorlar. Evet. Ve bunu bilinçli olarak yapmıyor aslında. Sadece durum bunu gerektirdiği için yapıyorlar. O tip bir durum bu filmde de var. Ama tabii film çok farklı çekilmiş bu tip bahsettiğimiz hikayelerden. Festivalde Tansu Biçer, Kelebekler'deki Tolga Tekin'le beraber en iyi erkek oyuncuyu almıştı. Tansu Biçer'in performansı hakkında ne düşünüyorsun? Ya Tansu Biçer rolünün gereğini yapmış. Ama çok öne çıkan bir oyuncu değil bana kalırsa. Biraz hikaye düzleminde daha düz bir rol. Tansu Biçer festivalinin sevdiği bir oyuncu. Benim de yer yer sevdiğim bir oyuncu. Dediğin gibi senin aslında gerekeni yapmış. Yani o rolün sınırlı. Zaten çok fazla yüksek nüanslı oynayamazsın o rolü. Hani bu futbolda da vardır ya böyle, maçın adamı seçilir ama işte görev adamıdır. Çünkü sadece işini yapmıştır. Senaryoda bir sallıyorum, Kozmos'taki Sermet Yeşil gibi coşacağı bir alan yok. Evet, karakterin üzerine yığılmıyor senaryo. Evet. Paylaşıyor. Mesela Taner Birsel'in karakteri var. Ercan Kesal'ın karakteri var. Zaten bir açılış sahnesi var filmde. Böyle mafya bari adamlar toplanmış gibi bir sahne yaratıyorlar ama çok farklı noktalara gidiyor. O yüzden sinematografik açıdan iyi bir film. Ama genel hatlarıyla biraz temposu düşük bir film olduğu için genel izleyici sıkılabilir bu filmden. Daha çok festival çevirilerine yapılmış bir film ve Türkiye'nin genel ruh halini yansıtan bir film olduğu için değerli bir film diyebilirim. Bu haftanın zaten öne çıkan yerli filmi. Bu vizyonda şans tanımanızı öneriyorum mutlaka. Kanalımızı üye olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.